Merhaba arkadaşlar. İngilizce'de 9. ünitemizde dersimize devam ediyoruz. Bu ünitemizde arkadaşlar can ve can't dediğimiz model'lardan bahsedeceğiz. İngilizce'de hemen şunun altını çizmek gerekir ki arkadaşlar, model'lar dediğimiz ifadelerden sonra her zaman fiillerin yalın olan hallerinden bahsedeceğiz. Ve model'lar öznenin tekilliğine veya çoğulluğuna göre herhangi bir değişikliğe uğramayacaktır. 9. ünitemizde bahsedeceğimiz can veya can't ifadeleri ebilmek takısıdır. Örneğin yüzebilirim ifadesini söylerken bunu İngilizceye çevirdiğimizde I can swim veya yüzemem ifadesini söylediğimizde de I can't swim şeklinde söylememiz gerekiyor. Can'in veya can't'ın cümleye kattığı anlam ebilmek takısıdır. Öznelerimize bakılacak olduğumuzda I, you, we, they, he, she, it karma öznelerimizin olmasına rağmen, yani çoğulluk ve tekillik durumlarına bakmıyoruz arkadaşlar. Hepsinde can veya can't ifadesinin geleceğini görüyoruz. Ve bunlardan sonra da demiştik ki İngilizce'de hangi model olursa olsun kendisinden sonraki gelen fiil mutlaka birinci halde olacak. Fiilin birinci halde olması demek ne demekti arkadaşlar? Kendisinden önce veya kendisinden sonra herhangi bir ek takısı almayacak. Yani I can swimming, I can swim air gibi herhangi bir takı almayacak. Eğer öznem tekil dahi olsa arkadaşlar fiilime de s takısı eklenmeyecek demektir bu. Örneklerimize bakacak olduğumuzda I can see a lot of famous people in Hollywood demiştik ki can'in cümleye kattığı anlam ebilmekti. Yani cümlesinin çevirisine bakacak olduğumuzda Hollywood'da birçok ünlü insan görebilirim. You can't spend a day at the beach. Spend burada arkadaşlar harcamak, bir gününü sahilde harcayamazsın. We can sit at cafe at night. Akşamları kahvede oturabiliriz. Burada tekil bir öznemizde herhangi bir şey yapılmamış örnek ama biz kendimiz yapacak olduğumuzda she can swim ifadesi İngilizce'de doğru bir ifadedir.